Halit Alpbürük, Sirtliyim, Pervari kazasından Beğenli köyde. Yaşım 18 oldu, evlendim. 3 tane kız oldu, bir oğlan. Kız 2 tane verdim, evli şimdi, biri daha bende. Şimdi fakültede, ameliyatta, yoğun bakımda o kız, bekar. Oğlan bir tane var, hoş değil. Yalan söylemeyeyim. Hoş değil, fayda görmeyeyim kendine. Şurada var Asya'da. Bardağı mı diyor ben de o? Yok bugün yok şimdilik. Getir dışarıya getir. Ha bak burada daha sağlam. Burada sağlam bir şey mi? Bir daha sağlam. Dur. Bağlayacağım o zaman. Dur biraz sana bağlayayım. Evet. Geç bakayım. ₺50 milyon para aldık. 50 milyon. Yol parası, otobüs parası, eşya parası. Buraya geldik, yerleştik. Antep'e geldik, başladım. Bu işe 40 sene var. 15 sene hamallık ettim. Bu işe başladım. Esnaflar hep beni güvendiler. Adam çile çekti, bu kadın mecbur gelip bunu yapıyor. Birkaç kuruş Allah için üzerinde atayım. Yoktu. 10 sene, 15 senedir aynı zammem yok. Biz burada öyle bu çile çekiyor, mecbur olanlar geliyor. Akşama kadar bir 8 çok, 10 milyon, 15 milyon mal güzel oldu mu? Bir çeki yapıyor, 20 milyon parayı alıyor. Dertim mecbur da kadın geliyor, ekmek yok, iş yok, güç yok. O da mecbur gelip akşama kadar güm vuruyor, kırdırıyor. Biz de rica ediyor, abim bazıdır güne, acı arttım biraz üzerinde. Vallahi yok, ister yap, ister yapma. İster yap, ister yapma. Benim Türkçem zayıf, okumuşum da yok. Benim malım yok,
evden, bir evden oturayım, onun vergisini vereyim. Benim arsam yok, param bir yerde yok, yalan yok. Hakkımız alınca kadar, bitince kadar dünyadan, ya Rabbi alemin beni kimseye mütahac etme. Sen bilirsin ya Rabbi, işte böyle olması lazım, neydi? Yoksa hakkımız yoktur bu çile çekmesine, bu yaştan. Hak değil. Kırk sene oldu. Ekmek bulamadı. Koca çalışmazdı. 6-5 tane kız, 3 de oğlan. 8 tane çocuk. Bu kararlıkta. Neden? Uşaklar büyüdü. Ekmek parası yok. Oradan arı yerdik. Getirirdik. Neydi ki? Koca çalışmazdı. Bu yüzden ta aşağıda bir yer vardı. Oradan getirirdik. Ha. İnan ki ta nere nere hele. Bir çek 20 kilo, 25 kilo, 15 kilo. Dün olurdu ki iki bir şey çuval getirirdik. Çuvallardan 5 çuval, 6 çuval. İnan ki ondan geçimizi sağ. Olmadı. Kızların birini ikisini gelin ettim, ondan sonra işe başladım. 6 sene aşağıda bize böyle şey dedik. Delip dedi, fıstık delip gittim orada çalıştım. En çok fıstık seçim benim arkayı, başım arkayıysa gelinen şeydim, aman getirme dedim. Bu sene hiç getirmedim, elimi vurmadım. İnan şimdi gözümün feri yok. İnan anam ihtiyar, anama baktım. Anam baktım elini cevize atayım. Paramla ceviz almışım. Gittim 3-4 tane getirdim, kırdım anamın etine koydum. Ana al bunu ye, bu haramdır. Ben bunu bak ne diyeyim. Uşaklara derim, size getireyim tabağa koyayım, yiyin almayın, ha haram. Böyle dedim. Büyük kızı yanıma aldım, işe başladım. Barabar gittim. Barbar, burgula, değil be, fıstığa sadece 6 sene ben fıstık değilbine gittim. Ben kızlarıma şey dedim, geldim. İnan ki. Yaşım 31. Yaklaşık 18 yıldır bu işi yapıyorum. Yalnız bu yıl kadar sıkıntılı bir yıl görmedim. Bu yılın çok acayip bir sıkıntılı olduğunu geçiriyoruz. Şu anda isyanımız, sıkıntımız, sistemimiz kadınların 8 liraya 22 kilo fıstığı kırması. Gelinli kızlarımız şu anda haftalık atıyorum ortalama 40 liralık, 30 liralık, 50 liralık ne varsa kırıyorlar. Şu gördüğünüz kartları alıyorlar. 8 lira bu kartın tanesi. Bu kartları burada bulunan sanatçı arkadaşlarımız oluyor. Pazar oluyor, aşağı tarafta pazarlarımız var. Meyve, zeytin, bakkal, fırına kadar dahi ekmek parası diye bu kartlarımızı verip yerine ihtiyaçlarını alıyorlar. Ve biz bu kartları 2 haftada bir salı günü, haftadan haftaya salı günü veyahut da
Arada ihtiyacı olan arkadaşlarımız olduğu zaman kartları getirip parasını veriyoruz. Ha demem o ki ihtiyaç bitmiyor. Ve özellikle bunu kırmalarının, bunu burada para kazanmalarının tek sebebi gerçekten ev geçintisi. Yoksa yani bugün 22 kilo fıstığı sokaktan geçen birinin ihtiyacı olmayan bir insanın sırtına verip de götür şunu şuraya kadar deyip de geri getir deyip de 8 lira para vereyim sana deseniz kırmazlar bunu. Yapmazlar yani, gerçekten yapmazlar. İhtiyaç sahibi olduklarından dolayı yapıyorlar zaten bunu özellikle. Bağlı, 11 yaşındayım, Gaziantep'te otururuz. Sabah kalkınca anneme bakıyorum, annem fıstık yapıyor. Yüzümü yıkıyorum, direkt anneme yardıma başlıyorum. Kardeşlerimi bekliyorum kahvaltı için. Kardeşlerim de geliyor, fıstığı yapıyoruz, bitiyor. Sonra tekrar alıyoruz, o bitiyor, tekrar alıyoruz. Akşama kadar öyle sürüyor. İşimiz bittikten sonra evleri falan temizliyoruz. Tek bir hayalim vardı, iki hayalim daha doğrusu. Hem öğretmen olmak hem de şu fıstığın artık olmaması. Şimdi ben 5. sınıftayken saat 12'de giderdim. 6.30'da, akşam 6.30'da geri eve gelirdim. Yine bakardım ki fıstık. Üstümü değiştirir, geri ödevimi yapmadan hemen ona başlardım. Sabah da saat 6.30'da kalkar ödevimi yapardım. Hala fıstık üzerine bir şey yok, zam yok. Kişilere, yani kıran kadınlara çok eziyet ve çok yükleniyorlar. İsyanımız bu. Ne kadar söylediysek, ne kadar dile getirdiysek hiç çare bulunmadı ve yapmadılar yetkililer. Ve şu anda fıstığın kilosu sadece kırmızı ben olarak 27 milyon. Sadece kırmızı olarak bu. Kavrulmuşu 40 liraya kadar varıyor. Rahat 40 liraya varıyor. Bir ton fıstığı 500 liraya kırıyoruz. Bir ton fıstığı. Ve bir ton fıstığın tonu 27 milyar. Yani siz size hesap edin. Kadınlara verilen para 8 lira burada. Aradaki fark bu kadar büyük. Fıstık 50 lira olmasına rağmen kadınların işçilik fiyatı yine hala aynı. Yine hala aynı. Değişen bir şey yok. Nerede yetiydi, nerede yetiydi, nerede yetiydi? Beş tane kız gelin ettim, neyle ettim, neyle ettim? Vallahi bütün hep sağdım, tamam niye evdim, niye ağzımda diş kalmadı? Neyle gelin ettim? Koca zalimdi, şeydi, itmezdi.
Gizli gizli eder eder saklardım. Vallahi eder eder saklardım. Duygulanırdım Ali'yim. Nasıl? Ben bunları böyle edebilir miyim? Gerçekten ben bunları baş göz edebilir miyim? Ben bunları çıkarabilir miyim? Çünkü seninle kendi birlik olmuyor ki, çalışmıyor ki ben de bunu edeyim. Yaklaşık 50 tane, 50 aile diyelim daha doğrusu. Her ailede 3 kişiden hesaplasak bugün 150 kişi demek. Bir ekmek yiyor yani sonuçta. Gelinlik çağdaki kızlar çeyizini alıyor. Buradaki harcamalardan dolayı. Ne bileyim, kocası çalışmayıp da evine ekmek götüren kadınlar burada çok. Kocası çalışmayıp. Ne bileyim, dul olan kadınlar çok. Hani bir tane çocuktan annesinin evine gelmiş, babasının evine gelmiş. Son zamanlarda makine, fıstık kırma makinesinin de çıkması bizi çok büyük etkiledi. Zaten zamın %99'unun gelmemesinin tek sebebi de bu zaten. Teknoloji bizden daha önde gidiyor, el işinden daha önde gidiyor. Ya buradaki benim değil, yani tek benim değil, buradaki bulunan arkadaşlarımız, buradaki bulunan annelerimiz, bacılarımız neye karşı ne ekmek parası kazandıklarını görmelerini istiyoruz. Yani bu kadar basit mi bir işçilik? İnsanın canı, bedeni bu kadar basit mi? Yani bunu biraz öne koymalarını istiyoruz. Aksaray'a bir iki Aralık ayında gittim, Mart ayında geri geldi. Kardeş onda kar yağıyordu. Babam bize anlattı. Kardeşim dedi, baba hani kar topu savaşı yapacaktık dedi. Babam da o anda kalbi yüreği cız etmiş. Dayanamadı, geri geldi. Babam akciğerinden ameliyatlı. Biraz zor çalışıyor. Biz de evde bu fıstığı yapmak zorunda kalıyoruz. Seni çürüzü rüyayı kıl uzak ve haşam üsle davar yayı. Bir müddeti de gerilir de konuca şuan bozan diker hasta kefti şenge uğruşu. Ve la beşe kurin ne muye.
Dedi bozul dedi bu cekir ayvazı bozul gönüllü yüksür ay şevgeri şevir ay berkez berberin ay en ağulü sevnyanı molubu bi haptini ay libesi kurin Şema şevini ve şever ateşine dike alba gosber ay gülete danine ben bolay Allah'ı ise hadise kulu marazum merkezi dünyayı bu muneşir ay.